Değerli misafirlerimiz, lütfen yerlerinize oturabilirsek programımıza başlayacağız. Dear guests, can you please take your seats with light and smart on order? Bugün Türkiye'den bir grup milletvekili İstanbul milletvekillerinden
Ben Razı Atlağışı Hanımefendi. Sayın Berat Çoklar, Sanrı Üniversitesi. Eskişehir Üniversitesi'nin Profesör Emine Dörgülay Hanım. Antalya Genç Üniversitesi'nin Sayın Sena Doğuk Reis. Ve Sanrı Üniversitesi'nin ve Türkiye Amerikanların Öğretmenliği Kurulu Başkanı Sayın Genç Üniversitesi'nin Harbi. Bizimle beraber başka misafirlerimiz var. Hem arkadaşlarım adına hem şahsım adına sizleri selamlıyorum. Biz öncelikle tabii bütün İslam alemi için barış, huzur, selamet ve kardeşlik diliyoruz. İslam alemi sıkıntılar içinde. Orta Doğu sıkıntılar içinde. Allah bütün İslam alemindeki yöneticilerin dirayetini, hasretini, ferasetini, merhamet ve adalet duygusunu artırsın. Çünkü Müslümanların her yerinde gözyaşları akıyor ve her yerde Müslümanların kanı akıyor. Ve bunların bir kısmını Müslümanlık adına Müslümanlar yapıyor. Müslümanlar deriyle maalesef soruluyor. Orta Doğu'da Suriye'de, Irak'ta dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlar sıkıntılarla karşı karşıya. Biz de Türkiye'de yakın bir tarihte maalesef bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Türkiye'deki Müslümanların vergi ödeyenlerin parasıyla alınmış silahlar Türkiye'nin düşmanlarına karşı kullanılması gereken silahlar F-16'lar, bombardıman uçakları Türkiye'nin halkını bombaladı. Türk ordusu içerisinde maalesef infiltre olmuş. Oraya bir şekilde ulaşmış terörist unsurlar. Bunlar Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. O gece ben oradaydım. Benimle beraber Senan'ın kardeşimiz Berat Çoklar kardeşimizle parlamento binasındaydılar. Beraberce o bombalar meclis binasına düşürürler. Orada durduk. Yolda gelirken helikopterlerden sırasında ateşler açıldı. 241 kardeşimizi kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti masum vatandaşları. Ama 2195 tane de yaralımız oldu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın FaceTime'da, telefonda mesajını alır almaz milletimiz sokaklara, caddelere, meydanlara döndü. Ve inan, dünya demokrasi tarihine çok özel ve çok büyük bir sayfa eklendi milletimiz tarafından. Çünkü elinde hiçbir siyah silah olmayan, yüreğinden başka hiçbir gücü olmayan, imanından başka hiçbir dayanağı olmayan milyonlarca insan tankların önünde durdu ve gençlerden elbiselerini çıkarıp tankın egzoz borusuna o elbiseyi takmak suretiyle, tıkamak suretiyle tankı işlevsiz hale getiren insanlar var. Kamyon sürücüsü olmayan
Çarşaflı hanım kardeşlerimiz kamyon kullanıp onun üstüne insanlar yükleyip protesto için meydanlara insanı taşıyan hanım kardeşlerimiz oldu. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir milletin ferdi olmak, böyle asil bir milletin mensubu olmak bizim için gerçekten onur verici, gurur verici. Şimdi kardeşlerim, o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastettiler. Eğer planlandığı gibi saat 3'te bunu yapmış olsalardı, yani böyle Allah mecburiyeti ortaya çıkmasaydı, Türkiye bugün farklı bir Türkiye olmuş olacaktı. Milletimizin duası, desteği ve sevgisi Türkiye'de farklı bir tarihin teşekkür etmesine yol açtı. Başka bir şey değil. Dünyada hiçbir lider telefonda bir mesaj vererek milyonlarca insanı sokaklara gönderemez. İnanın dünyanın bütün liderleri bu durumu gıpta ile imrenerek, özenerek seyrediyor. Tabii ki herkes bunu bu şekilde ifade edemiyor. Ama herkesin duygusu aynı. Hiçbir siyasi lider halkı tarafından bu kadar büyük bir sevgi ile buna azar kolay kolay olamadı, olamıyor. Şimdi bu halkı severek olur. Bu halka halkın değerlerine değer vererek olur. Halkı sayarak olur. Bunun dışında hiçbir güçle, hiçbir menfaat dürtüsü ve duygusuyla insanları bu şekilde milyonları sokaklara taşıyamaz. 25 günden fazla bir süre milyonlarca insan meydanlarda sabahlara kadar demokrasiyle verildi. Türkiye'nin 81 vilayetinde tek Ankara'da, İstanbul'da değil, Diyarbakır'da 43 derece sıcağın altında on binlerce insan sadece Türk bayrağını alarak bu mitingleri aynı tarihte, aynı saatte gerçekleştirdi. Van'da da yaptı, Erzurum'da da yaptı, İzmir'de de yaptı, Tekirdağ'da da yaptı, Edirne'de de yaptı, Mersin'de de yaptı, Sinop'ta da yaptı. Yurdun dört bir yanı. Şimdi kardeşlerim, Türkiye'nin aleyhine ve İslam aleminin aleyhine bir takım şer unsurlar var. Bu mücadele devam ediyor. Duruyor. Türkiye'nin bu hakkı mücadelesini de, Türk milletinin bu asil duruşunu da anlamak istemeyen, anlayamayan veyahut bunu başka bir şekilde tehdit etmeye kalkan, bunu Türkiye'nin aleyhine kullanmaya kalkan şer odakları, başta FETÖ terör örgütünün unsurları olmak üzere bazı unsurlar bunu başka bir düzlemde, başka bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bunların sonuçlarıyla, bunların işaretleriyle karşılaşıyoruz. Biz buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin Senato üyeleriyle, Kongre üyeleriyle, Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşmeler yaptık. 25'in üzerinde 2 gün içerisinde arkadaşlarımla birlikte görüşme gerçekleştirdik. Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesiyle, Kongre üyeleriyle. Buraya tabii lobi şirketleri aracılığıyla buralarda başka şekilde Türkiye aleyhine bunu anlatmaya kalkanlar var. Bunu küçümsemeye, hatta bunun tiyatro olduğuna varacak kadar, bu iftiraya vardıracak kadar işi azaltanlar var. Biliyoruz. Bunu hissediyoruz.
Bu tabii milletimize yapılmış en büyük iftiradır. En büyük hakarettir. Şimdi bizim hepimize düşen şu, biz elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devletin kurumları olarak bombalara maruz kalmış parlamentonun, Türk parlamentosunun üyeleri olarak bunları elimizden geldiğince anlatıyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Ama burada yaşayan sizler, bu toplumun içerisinde yaşayan sizlere de bir takım görevler düşüyor. Sizlerin de Türkiye'nin bu hakkı davasını anlatmanız lazım. Çünkü bu saldırı hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'de sadece siyasi muhalefet kaygısıyla yapılmış bir saldırı değil. 15 Temmuz gecesi gaye Türkiye'de bu yönetim değişikliği değildi. Türkiye'yi çökertmekti. Sadece ve sadece Türkiye'yi çökertmek başka hiçbir şey değil. Geçmişte biz askeri darbeler yaşadık, gördük. Hiçbirisinden parlamento savaş uçaklarıyla bombalan mı? Yok böyle bir şey tarih. Burada doğrudan parlamento bombalan uçaklarıyla F-16'larla bombalandı. Biz genel kurul salonunda oturuyoruz. AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri beraberdi. 5 metre yakınımıza düştü bomba. Eğer 5 metre sapsaydı, salona düşseydi o bomba çatıya, oradan bir tane insan sağa çıkamaz. Bu kadar ağır, bu kadar ameliyat bomba. Şimdi bizim kendimizi bir kere şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin düşmanları Türkiye'yi çökertmek istedi. Orta Doğu'ya yeniden şekil vermek istiyor. Bunu bilelim. Bu mesele de onun bir parçası. FETÖ bunun aşası. Bunun aşası. Müslümanlar arasında fitne koymak için üretilen, geliştirilen bir projemiz. İki yüzü var. Bir görünen yüzü, bir görünmeyen karanlık tarafı. Görünen yüzü bir hayır kurumu gibi. Müslümanların sadakalarını, fitreleri, zekatlarını, kurban paralarını hizmet adı altında insanlardan bir şekilde ya kendinde ya şantajla toplamış olan paraları Müslümanların paralarını götürüp Türkiye'yi çökertmeye Müslümanları tahrip etmeye dönüp kampanyalara kullanıyor. Türkiye Müslümanları da seçecek. Onun için bunları anlatmamız lazım. Hepimize iş düşüyor. Müslümanlar Türk milletinin bir ferdi olarak anlatmamız lazım. Gece demeden gündüz demeden anlatmamız lazım. Başka ülkeler, başka gruplar, başka kültürler buralara gelip daha önceden işlerinden kolay faaliyetleri, bir takım hizmetler, bir takım çalışmalar hep yapmışlar. Erken kalkan yol alır diye bizim bir sözümüz var. Başkaları erken kalkmış, bunu başlatmış. Ama bizim de bu noktadan itibaren en azından yeni acılarla, yeni durumlarla karşılaşmamak için kendimizi anlatmamız lazım. Hakikati, kardeşlerim, gerçeğin onda dokuzu algıdır. Bizim aleyhimizde nasıl bir algı operasyonu yapılmışsa biz bunu boşa çıkarıp hakikatle kirli enformasyonu, kirli bilgileri bizim tercihlerimiz var. Bunu da hakikatleri anlatmak zorunda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Türkiye büyüyor. Türkiye gelişiyor. Türkiye zulme itiraz ediyor. Bu çok büyük. Yani hedef Sayın Cumhurbaşkanımız, hedef sebebi bu. Başka bir sebebi inanmıyor. Zulme itiraz etmiyor. Zulme itiraz etmeyin diyor. Ve sizi çıkarmayın diyor. Biz Orta Doğu'yu şekillendirelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Rejim değiştirelim, idare değiştirelim. Sizin sesiniz çıkmasın diyor. Sesin çıktığında aa sen diktatörsün diyor. Sen başka bir şey yapıyorsun. Bunu da algı operasyonlarıyla bizim dışımızda yaşayan coğrafyadaki insanlara anlatıyor. Dostlarımıza da anlatıyor. Muhaliflerimize de anlatıyor. Bizim buna karşı şuurlu olmamız lazım. İnanın herkesin gözü Türkiye'de. Bu Türk bir mazlum coğrafya. Bir imparatorluk genişliğindeki bizim dönüm coğrafyamız ve yaşayan bu Türk kalimler ve hepsinin gözü Türkiye. Umudu da Türkiye. Onun için bizim bunu bilmemiz, bunun şuurunda olmamız ve bunun tarihi sorumluluğuyla, bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Anlatmamız lazım. Başka çaremiz yok. İnançla, inatla, kararlılıkla doğruları mucibince anlatmamız lazım. Mucibince. Ne gerekiyorsa onu anlatmamız lazım. Buna mecburuz. Yoksa zalimden aman dilemenin hiçbir faydası yok. Hiç faydası olur. Zalim zulüm yapmakla programlanmış. Allah bütün Müslümanları ve ülkemizi ve milletimizi zalimlerin, terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DAEŞ'in afiyet olsun sizlere. Allah sizden razı olsun. Bu sofrayı bereketlendirdiniz, şerlendirdiniz. Kurban bayramı geliyor. Hocamız hutbede huzur olsun anlattı. Kurban bayramı. Kurbanlarımızı da Cenab-ı Allah kabul etsin. Bayramımızı mübarek olsun. İslam alemini ve milletimizi, Türk milletimizi gerçek bayram sevinçleri Cenab-ı Allah bize yaşasın. Allah size razı olsun. Teşekkür ederiz. Altı ay burada yaşıyor, altı ay bizim yaşıyor.
6 ay bizim cemaatimiz, 5 vakit, 6 ay da Mescid-i Aksa cemaati. Kendisi ilk geldi, birkaç gün oluyor. Bize şöyle bir hadise anlattı. Ülkemizdeki sıkıntıdan patlak verdiği andan itibaren onun gibi bütün Müslümanlar dua etmeye başladı. Ve artık ülkenin selamete çıktığını, tehlikeyi artık engellendiğini anladığımızda kenyalar yaptık, bayram ilan ettik, danslar ettik, böyle anlattı. Buna benzer yabancı cemaatimiz birçok hadiseler anlatmakta. Elhamdülillah ülkemiz yalnız değil, bütün mazlum ülkede, bütün Müslümanların duasında bunu paylaşmak istedim sizlere. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Selam ve bekliyorum. Teşekkür ederiz. Başka sorular var mı acaba? Efendim, öncelikli olarak hoş geldiniz. Mustafa Hocam, Mustafa başlayalım. Bir soru soracağım. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ülke içerisinde hemen bütün bakanlıklarda devlet kurumlarında tatil çayısı bir afet koordinasyon merkezi mantığıyla böyle önemli bir darbe girişimine dönük temizleme çalışmaları yapılmakta. Yurt dışında hizmetleri müşavirliklerimiz, ticaret müşavirliklerimiz, eğitim müşavirliklerimiz, büyükelçiliğimizin dünyasında faaliyet gösteren konsolosluklarımız var. Bu noktadan bile bir ilişki kendini özelliğinde başta FETÖ terör örgütü olmak üzere terör örgütlerine yönelik acil müdahale mantığıyla çalışabilecek bir koordinasyon merkezi düşünülür mü? Buradaki temel meramı ölçü, bizler burada sivil topluluk önderleriyiz, sivil topluluk, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk Amerikalılarız. Bizler bunun görüntülük esasıyla bu noktada çalışmalarda bulunacağız. Yalnız çok farklı kurumlardan kendi çabalarımızla bu bilgilere ulaşmamız bir zaman kaybına sebep olacaktır. Bu açıdan bir özel çalışma, koordinasyon merkezi, özellikle Büyükelçilikleri Sorumlusu'nun mahallesinde bu koordinasyonu sağlaması sağlanacak bir bilim oluşturulabilir. Benim diğer sorum ya da ricam da şu, malumunuz üzerinde Birleşik Devletleri baştan kötü örgütü olmak üzere ülkeye karşı bir tek yapılanmanın popüler bir şekilde kendisine eleştirme mazlumluğu bir tek oluşturuyor. Ve ülkemizden kaçan bu örgüt elemanlarında büyük oranda FETÖ gerçekten sahip örgütlenme tecrübesine sahip insanlar. Ve bu insanların da burada gelecekleri ve bu örgütler bir devam edecektir. Bildiğiniz gibi konu. Bu noktada sadece buradaki SGK'ları ve bunların mensupları bu kadar organize olmuş, devleti darbe yapabilecek kadar, ülkenin ilgili karşılayacak kadar organize olmuş değil ya bunu. Buradaki SGK'ların kendi şemalarıyla mücadele edebilmeleri eksik kalacaktır. Bu çerçevede müşavirliklerimiz, Atatürk birimleriyle başta eğitim ve sosyal hizmetler ve ticaret işçilikleri, müşavirlikleri olmak üzere kadro sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla en az her camimizde bir ana görevli olmak kadar en azından bir tane vaiz lideri olması gerekir. İnsanlar ve diğer insanların sorunu anlatabilmesi için. Bu aynı şekilde ticaret eğitim ateşekleri için de geçerli. Bu noktada bir STK'ya olarak benim talebim olarak verdim. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sizin gerek meclisteki darbe teşebbüsü zamanındaki mücadeleniz ve daha sonraki hem bütün halkın önünde mücadelesi ister de bu adımımızla destekledik, takdir ettik. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sorular. Beautiful mask here. Are you fine with those? Do you want to take that? Take that.
çok güzel bir canlı. Tekrar başka yerlerde bu gibi canlılar yapmayı düşünüyor musunuz? Bilmiyorum hocam, bir plan yapmak ister. Özel bir program aracılığıyla
birbirleriyle temas kuruyor. Yani son derecede İslam'ın ruhuna da, İslam'ın ruhuna da, özüne de uymayan bir gizli, bir gizli faaliyet gibi, bir gizli basmanın teşkilat gibi bir örgütler. Yeni bir din adeta geliştiriyorlar. Adama diyor ki, sen diyor işte namaz kılma. Sen tamam diyor, seninki şey, işte eşit diyor, denize girsin işte şu 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 yapayım da serbestsin diyor. Efendim işte şeyde diyor, toplantılarda işi geçebilirsin diyor. Niçin yapıyor bunu? 35 sene, 40 sene kendini gizlese diye. İşte Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nın yaveri. Diyor ki bana 1989 yılında çalınmış soru dediler. Ben harp okulunda bu çalınmış soru nereye girdim? 1989 bundan 27 sene önce soru çalıyor. Çalınmış soruyla başkasının hakkını yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek alıyor önünde arabaya yetişip 30 sene kendini saklıyor. 30 sene kendini gizliyor. Sonra bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın masasının altına her gün FETÖ terör örgütünden kendisine verilen dinleme cihazını Genelkurmay Başkanı'nın masasının altına koyuyor yıllarca. Hem şimdiki Genelkurmay Başkanı'nı hem de ondan önceki Genelkurmay Başkanı'nı. Ve bunun bütün konuşmalarının tamamını dinliyor. Sonra bunları götürüyor, bir yere veriyor. Onlar bunu Türkiye'nin aleyhine kullanıyor. Şimdi din bunun neresinde? Vatanseverlik bunun neresinde? Müslümanlık bunun neresinde? Sen Müslüman Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nın konuşmalarını götürüp kime veriyorsun? Genelkurmay Başkanı ne konuşuyor? Genelkurmay Başkanı Türkiye'nin savunmasını konuşuyor. Türkiye'nin düşmanlarıyla ilgili meseleleri konuşuyor. Harekat planlarını, terörle mücadeleyi bunları konuşuyor. Sen bu bilgileri alıp kime götürüp veriyorsun? Sen kimin başasısın? Sen kime hizmet ediyorsun? Şimdi bizim bunları bilmemiz lazım. Bunu yapmışlar, bunu şimdi itiraf ediyorlar. Biz yaptık diyorlar. Yani Genelkurmay Başkanı'nın bu adam yaveri hem önceki bir kişi ve gizli çalınmış soruyla gidiyor. Ailesi bunu bilmiyor. Kimse bilmiyor. Şimdi bu şekilde bunları devletten temizlenmesi lazım. Polis de var, adalet de var, emniyet de var, istihbarat da var. Bize diyorlar ki siz niye bunları fark etmediniz? Allah'ınızı severseniz karşınızda bir sürü muhalefet vardır. İnandığınız için sizinle muhalefet eden vardır. Siz kalkıp da mescide sizinle beraber gelip sizinle beraber cuma namazı kılan insanlar mı başlar? Yani ondan mı şüphe edeceksiniz? Münafık geliyor sizinle beraber namaz kılıyor. Sonra gidip sizin düğünüzü kazıyor. Sizin dediğim yani şahsen politik olarak size karşı siyasi olarak karşı olduğu için değil. Türkiye'nin düşmanlarının hesabına yaptım. Bu kadar hain, bu kadar alçak, bu kadar rezil, bu kadar kefazet. Münafıklığın haddi sınırı yok, limit yok. Şimdi bunların tabii devlete temizlenmesi lazım. Ve biz olağanüstü hassasiyet gösteriyoruz bunları devletten temizlemek için. Kurumun yanında yaş kalmasın. Masum insanlar zarar görmesin. Olağanüstü devlet gösteriyoruz. Her yerde. Ama istihbaratımızın tespit ettiği 55 bin kişi bir maymun diye bir şey kullanıyorlar. Bir program. Yani böyle patlatan bir kenza falan satılan bir şey
Ve sadece örgüt üyelerine veriyorlar. Onun üzerinde. Onun üzerinde yapıyorlar. Buradan duran adam elebaşı, elebaşısı yani böyle yazılı talimatlar göndermiyor. Yüz yüze görüşüyor. Çağırıyor, geliyorlar buraya. Görüşüyorlar. Şimdi bir adam varmış, Türk Hava Kuvvetleri'nin imamıymış. Türk Hava Kuvvetleri. Sakarya Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. 109 kere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş gelmiş. 109 kere. Adamın bir aylık maaşı bir bilet parasına yetmez. 109 kere. Darbe gecesi bu adam Ankara'da Kazan ilçesinde Akın Cürsü'nde yakalandı. Ne işin var burada diyorlar? Ben de Ramazan Ankara'ya gideceğim. Darbe gecesi, 15 Temmuz gecesi, Akın Cürsü. Hakime kalıyor. Ve hakim bunu serbest bırakıyor. Ve adam değil. Yani her tarafa sinmişler. Her tarafa sızmışlar. Boşuna değil bunların vergilerine ismi sızıntıydı. Orta okulist öğrencilerinde sızıntı diye bir vergi çıkarıyorlardı bunlar yıllar önce. 20 sene, 30 sene önce, 35 sene. Demek ki sızmak için gaye koymuş, sızıntı. Böyle karanlık bir şey. Allah milletimizi bu karanlık örgütün şerrinden korusun. Beraber çalışacağız değerli başkanım. Tek başına hükümetin, tek başına bir siyasi partinin, tek başına bir sivil toplum kuruluşunun altından kalkabileceği bir iş değil. Hep birlikte çalışacağız. Hepimizin görevi. Birbirimize yardımcı olacağız. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimize destek vereceğiz. Ve el birliğiyle değerli hocam tabii işaret ettiği hususlara da katılıyorum. Benim bir konuşan ve bir kardeşimizin İngilizce olarak bir camilerin sayısının arttırılmasıyla ilgili talebi oldu. Ben ona da inşallah diyorum. My brother, make cry inşallah, pray for us that we will build some more mosques inşallah. Cezayirallah, barakallah. Bir de dünyanın her yerinde Türkiye gibi Türkiye'de olan milleti hisseden ve belki sayıları azdır. Yeni kapıyla yarışamıyorlar yeni kapı bitingiyle ama her yerde herkes işte Washington'da olduğu gibi kardeşlerimiz gittiler. Orada duygularını ifade ettiler. Darbeyi protesto ettiler, darbe teşebbüsünü. Lanetlediler ve kınadılar. Burada da kardeşlerimiz, yani sizler de bunu yaptınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Bazen bir tek yüreğin gücü ve sesi binlere bedeldir. Onun için biz o duaları, o desteği çok ama çok kıymetli görüyoruz, biliyoruz. Allah onların sayısını arttırsın. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun burada gösterdiğiniz çaba ve bu yapılan protestolar için, toplanma için. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Gülyalçın. İstiyana Sayın Profesörü Başkanı Sıfır
geziyorum. Bu herkesin çalışmasında ülkemizin ilk idarecilerinin başkanlarının ülkemizin yönetim kadrolarının ne kadar önemli destek verdiğini biliyoruz. O desteklerle bu güzel külliyeyi inşa ettik ve külliyenin ülkemizin tanıtımına açıldığı tarihin günümüze çok önemli katkılar yapmaktadır. Bu son Temmuz 15 sürecinde de Amerikan Müslümanlarının hem dualarının ülkemize yönelmesi hem de maddi desteklerini sağlamasıyla külliyenin oynadığı rol çok önemlidir. Desteklerinizden dolayı Amerikan Müslümanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve külliyemizin sadece Türkleri değil, tüm Amerikan Müslümanlarına hitap eden, düşünülen bir politikayla dikkatlerini tutmak istiyorum. Tabii bu 15 Temmuz'dan sonra bir bizim din hizmetlerimize, yani Sayın Başkanımızın yurt dışı takipleri, Amerika'da özellikle din hizmetlerine yoğun bir talep oldu. Talep patlamasıyla karşı karşıyayız. Tabii bunu nasıl yapacağımızı düşünüyorum, onun üzerinde çalışıyoruz. Çünkü bildiği paylaşacak evinizin çok sürmeyin. Dün akşam New Jersey ve New York bölgesindeki imamların oluşturduğu din adamlar konseyinin başkanıyla bir görüşüm oldu. Çok enteresan bir görüşümdü. Mesela terör örgütüne mensup bir din adamı saygı temsilinin ifadesiyle önde gelen bir din adamı kendilerine gitmiş ve Türkiye'de onlara yönelik faaliyetlere meşruiyet sağlayacak onların malı, canı ve hatta çok önemli ırzlarının bile meşru olduğu ırzlarının tecavüzüyle meşruiyetini sağlayacak fetvaların yayınlandığını söyleyerek böyle bir dezinformasyona geçtiklerini ifade etti ve bunun için olmadığını kendilerine ifade etti. Bu çerçevede hem merkezin hem de çerçevede yapılacak faaliyetlere çok daha ihtiyacımız var. Bunlar çok yoğun bir şekilde ülkemiz aleyhine bir algı oluşturmak çalışıyorlar. Sizin bu ziyaretiniz bu tür faaliyetlerin boşa çıkmasına da çok önemli katkılar sağlayacak. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Tekrar bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Mesela bazı büyük gençliklerimiz var.
sadece yani bunlar tabii imkansız. Yani geçmişte Büyükelçilik saygısı bile son derecede az. Mesela tüm Afrika kıtasında 12 tane bizim Büyükelçimiz vardı. Biz bunu 39'a çıkardık AK Parti. Yani ilave işte 25 civarında yeni Büyükelçilik açtık. Bunların da bir imkan meselesi, güç meselesi. Her birimiz bir yanına, hepimiz vatandaşlar, hepimizin yapması lazım. Şimdi bu adam şunu yapıyor, FETÖ topladığı paraları, Müslümanların paralarını götürüp lobi şirketlerine yediriyor. Bu örgüt, lobi şirketleri onlar için o faaliyet. Siz bir şekilde bir şey doğrultan bir şey söylemez, çok fazla İnsanlar üzerinde etkisi olmaz. Siz eğer tarafsanız, misal Büyükelçi, Türkiye'nin Büyükelçisi. Söylediği şeyi, yani onun görüşeceği insanlar var, doğru. Kimdir onlar? Bulunduğu ülkedeki resmi bakan. Onlara da evraklar verir, dosyalar verir vesaire. Ama sonuçta onlar bize der ki, bu adam Türkiye'nin Büyükelçisi. Orasında Türkiye'yi savunur. Orasında Türkiye'nin hükümetini, devletini savunur. Esas altı oluşturma. Sizin şikayet ettiğiniz husus lobi şirketleri veya sivil insanlar veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapıyor. Onlar üzerinden de benim bir şey söyledim. Yani benken kalkanlar olur diye. Yani sonuçta bu örgütler, bu tür örgütler, işte vaktiyle Türkiye'de mesela, Türkiye'ye karşı Ermeni diasporası, Ermenilerle ilgili lobi faaliyeti var. Şimdi FETÖ var, bir anda şimdi FETÖ var, Avrupa'da vesaire. Onlar yapıyor, onlar örgüt, çalışıyor, ahtapot gibi. Kolları var, gövde aynı, beyin aynı, bir emek veriyor. Demin dedim ya, zulme itiraz ettiği için Tayyip Erdoğan'a bunda buluyor. Biz eksikliklerimizi hep gidermeye çalışıyoruz. Çalışacağız. Sizler de bizi ikaz edin. Hatırlatın. Doğruları söyleyin. Biz de onları inşallah hep birlikte hayata geçiriyoruz. Tamam. Şimdi büyük gençliklerin de burada bir gençimiz onların da bekletmeleri var. Yani sadece tek taraflı bir şey değil bu. Vatandaşların büyükelçiliklerimizle çok daha yakın çalışması lazım. Onlara verilen, onlar tarafından, vatandaş tarafından yapılacak görevler var. Onu nasıl yapacağız? Her yerde ayrı bir koordinasyon gerekiyor. Kim ne biliyorsa, kimin neye gücü yetiyorsa, kim ne yapabilecekse onları gider büyükelçilikle yani burası için söylüyorum en azından. Görüşün, tartışın. Yani görev alın ve gider Türkiye adına o faaliyeti, o misyonu yerine getirin. Bazen götürüp bir yere bir selam vermeniz, bir toplantıya iştirak etmeniz, kendinizi orada tanıtmanız, bir işte kongre üyesine gitmeniz, burada özellikle oy kullanabilecek olan insanların, onların gidip kendi seçim bölgelerindeki milletvekillerine, temsilciler meclisi üyelerine, senato üyelerine onları arayıp onlar üzerinde basit oluşturmaları, bunu nasıl yapabileceklerine dair neler lazım olduğuna dair bunları da büyükelçiliklerimizle koordinasyon halinde bunlar yapılabilir. Yani büyükelçiliğimizin de bu manada beklentileri var. Yani tek tarafın değil bu. Hepimiz birbirimize dua edeceğiz. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Ve inşallah biz de başkanları, başka ülkelerin yaptıkları gibi geniş tanıtım organizasyonlarıyla, örgüt faaliyetleriyle oluşturacağımız, devleteceğimiz güçle Allah'ın izniyle kendimizi daha iyi ifade edebilir hale getireceğiz. Biz
bu işlerle, yani Türkiye yakın tarihe kadar dışarıda falan bu işleri hiç düşünmüyorum, hiç yapmıyorum, hiç gelmiyorum. Yani her zaman ihtiyaç da olmuyordu. Bir de hani biz biraz daha böyle kendi içimizde kapalı yaşıyoruz, öyle diyelim. Ama yakın zamanlarda Türkiye dünyanın her yerinde var, tanınıyor, biliniyor, hissediliyor. Dolayısıyla da zaten bu güce ulaştığı için Türkiye'nin düşmanını bir şekilde Türkiye'ye bir karşı tutumları da belirleyeceğim. Evet, buyurun. Buyurun. Ben, öncelikle hoş geldiniz buraya geldiğiniz için. Ben burada yaşayan bir esnafım. Burada ben sizin huzurunuzda da şeye de söylüyorum, büyükelçiye de söylüyorum. Ben burada yaşayan bir Türk olarak, esnaf olarak kendi çabamla anlatmaya çalışıyorum durumu. Ama ben hazırım. Biliyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her yere gücü yetmeyebilir. Ama biz burada yaşıyoruz, Amerika'da yaşıyoruz. Biz buradaki insanların kimin, ne olduğu, hangi şeye hizmet ettiğini biliyoruz. Burayı ancak burada yaşayan insanlar daha iyi bilir. Ben kendi açıma, büyük açıma da söylüyorum, ben hazırım. Burada yüzümüze baka baka bu FETÖ'cüler burada algı operasyonu yapıyorlar, beni rahatsız ediyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak rahatsız ediyor beni. Elimden bir kazak çıkmaması için kendimi zor tutuyorum. Ama kazak çıkmaması. Şimdi o yüzden bizim kendi paralarımızla burada kendilerine peşkeş çekiyorlar. Bu beni bir Türk vatandaşı olarak çok rahatsız ediyor. Ben anlıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her yere kolu yetmeyebilir. Ama biz burada yaşıyoruz. Ben 17 senedir Amerika'da, Virginia'da yaşıyorum. Sadece Maryland yeterli değil. Bizim her yerde ben esnaf olarak elimden ne geliyorsa yardım edeceğim. Maddi, manevi olarak. Her yerde bizim bir Allah razı olsun. Her yerde bizim bir kurul yerimiz olması lazım. Virginia'da olması lazım. Washington DC'de olması lazım. Nasıl onlar bir terör örgütü gibi toplan, biz de bir arada toplan, bir cuma namazları bizim için toplamak için bir fırsat. Orada istişare yapabiliriz. Kimin ne yaptığını, nelere hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bu tip şeyler burada yaşayan bir vatandaş olarak beni çok rahatsız ediyor. Ben de büyükelçinin huzurunda, ben hazırım. Her türlü konuda ona da yardımcı olur. Benim gibi esnaf arkadaşlarım da var. Onlar da hazır. Adını bağışlar. Benim adım Murat Uygun. Murat Bey, Murat Uygun. Allah razı olsun. Yani ben istiyorum her gittiğim müşteriye Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan darbenin, bize yapılan darbenin açıklamasını yapıyorum. Yani adamlar tiyatro diyor, işte diktatör diyor, onu diyor, bunu biz anlatabilmemiz için, yaşayabilmemiz için burada toplanmamız lazım. Küçük bir yer de olsa biz kendi esnaf arkadaşlar olarak de yardımcı olabiliriz. Biz size her türlü konuda bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Murat Bey, sen büyükelçiliğimize irtibat halinde olacaksın. Bak tanıdı, o da seni tanıdı. Sayın Bakan, şimdi bir tek şey söyleyeceğim. Murat kardeşim sonuna kadar hazır, Allah bin kere razı olsun da Murat kardeşimin hazır olduğunu bir kendi biliyor, bir Allah biliyor. Ben biliyorum. Ben bana edin, bana değil, ben hazırım, bana görev verin. Ben hazırım. Hazır. Şimdi de ben hazırım. Ben hazırım. Ben yakalanmak beyefendi bir şey söyleyecek. Teşekkür ederim. Evet abi, hoş geldin. Sağ ol hocam. Bu hakikaten duyduğum bir şey. Çünkü İdrak. Bu o kadar mühim bir kelime ki. Onun için benim yani bundan şimdi niçin
koskoca Amerika, İngiltere'ye, Amerika'ya niye topla şerh konuşamıyorsun? Esrar İstanbul'da satılar, Moskova'da satılar. Esrar nereden geliyor? Evet. Onun için yani resmen güzel karşı söyleyeceksin. Ben Adnan Menderes alsa bir. Bunlardan ders almamız lazım. Ben yarın ne olacağını bilmem ama ben her gün Tayyip Bey için dua ediyorum. Birisi gelecek, bıçağı çatacak, öldürecek. Hayır değil, olacak. Onun için tedbirini almamız lazım. Tedbirini alıyorum. Allah razı olsun. Sağ ol.